Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda son dönemin en farklı ve en marjinal tasarımlarından birisine sahip olan Nothing Phone 2 var elimde. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız Nothing Phone 1 çıkmış ve hem tasarım anlamında hem de verimlilik anlamında kullanıcıların çoğu telefondan memnun kalmıştı. Ve bu da markayı ikinci bir telefon yapmaya itmiş olacak ki Nothing Phone 2 ile tekrar karşımıza çıktı. Görünüm olarak baktığımızda aslında ufak farklarla birlikte ilk telefonda yaratılan kimlik devam ediyor. Ama şimdilik Nothing Phone 1'i kenara alayım. Tabii ki tek fark bu değil. Hem işletim sistemi hem işlemci hem de kamera anlamında pek çok yenilik ve farklılık var. Artık bir fiyat performans telefonundan çıkıp bir amiral gemisi seviyesine yaklaşmış bir cihazlar elimizde. İsterseniz fazla zaman kaybetmeden Nothing Phone 2'ye biraz daha yakından bakalım. Ben şimdi normalde incelemelere kameradan başlıyorum arkadaşlar ama Nothing'e özel bence bir tasarımdan başlamak şart gibi geliyor bana. Böyle bir dışarıdan baktığımızda transparan yapıdaymış gibi görünen ama içinde pek çok işlevi olan bir tasarıma sahip. Bakın şöyle Nothing Phone 1'i de göstereyim yanında. Aralarında çok küçük farklar var. İşte bu biraz daha kavisli bir arka tarafa sahip. Onun dışında kamera çerçevelerinin rengi farklı, LED sayıları farklı. Yani birkaç değişiklik var. Tabii ki asıl değişiklikler işlemcide, kamerada içinde ama dışarıdan baktığımızda önceki sene yaratılan kimliğin artık biraz daha oturması için devam ettiği görülüyor. Bu bence gayet makul. Çünkü her seferinde ne bileyim böyle acayip acayip telefonlar görsek hani bu Nothing'in telefon diyemeyiz. O yüzden bence bir süre böyle devam ettirmek mantıklı geliyor bana. Tabii ki bu tasarım sırf böyle şekil olsun ya da farklılık olsun diye yapılmış değil. Özellikle LED'lerle birlikte çok işlevli bir yapıya da sahip az önce söylediğim gibi. Örneğin müzikle birlikte LED'ler size ayak uydurabiliyor ya da flaş açarak çekim yapacağınızda LED'lerden de destek alarak parlak bir görünüm yakalanabiliyor. Bu şekilde bütün LED'ler açık olarak size flaşa ihtiyacınız olan bir anda daha net bir destek veriyor. Aynı şekilde şarja taktığınızda da bu alttaki LED yanarak yine size farklı bir bildirim veriyor. Bunların yanında alarma, aramaya ve bildirimlere göre de LED'lerin senkronu değişiyor. Hatta bu senkronu arayan kişiye göre bile ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu şekilde de farklı özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Genel olarak tasarım anlamında iyi bir yere sahip diye düşünüyorum Nothing Phone için. Tabii bu şekilde hani transparan ya da arka tarafın çok işlevli olduğu bir telefonda da gidip böyle koca koca böyle işte arkadan tutmalı bilmem neli kılıflar kullanmamamız gerek. Hani buranın işlevini bir tam olarak görmemiz lazım. Şu şekilde şeffaf kılıflar kullanabiliriz mesela. Artı olarak bir korumaya ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi hani çok farklı kılıflar takıp da işte telefon düşmekten ondan bundan koruyamayız. O yüzden telefonun burada kendi kendini koruyabilecek bir güce sahip olması gerekiyor. Nothing de bunu düşünmüş. Şu arka taraf Corning'in Gorilla Glass ile kaplanmış. Ama işte Gorilla Glass 5 mi, 6 mı, ne bileyim Victus 1 mi, 2 mi bunu bilmiyoruz. Sadece Corning Gorilla Glass koruma olduğu söyleniyor. Telefona şöyle bir baktığımda, hatta durun kılıfını bir tekrar çıkarayım. Bu şekilde baktığımda arkadaşlar açıkçası biraz kalın bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Tam 8.6 mm, Nothing Phone 1'den 0.3 mm daha kalın bir telefon var elimizde. Yani bir bar telefon için yani katlanabilir değil, başka bir şey değil. 8.6 bence bir tık kalın arkadaşlar. Ha, tabii ki atıyorum iPhone 15 Pro Max'e yan yana koyduğumuzda çok arasında fark oluşmayacaktır ama bilmiyorum ben biraz daha ince olması gerektiğini düşünüyorum artık ya. Ayrıca 201 gram ağırlığında olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu da yani yine ortalama bir ağırlık aslında. Fena değil. Benim gibi mesela iPhone'un işte amiral gemileri 230-240 gramı falan yaklaşabiliyor. Hissedeceğimiz fark da değil zaten. Ya 30 gram yani bilmiyorum bana biraz teferruat geliyor artık. Şimdi geçiyorum kamera tarafına. Arka tarafta iki tane kamera görüyoruz. İlki 50 megapiksel çözünürlüğe ve f1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera. Bu kamerada Sony IMX890 sensör bulunuyor dostlar ve bu sayede video ve fotoğraflar kalite olarak çok daha yukarı taşınıyor. Yani ben ana kamera konusunda iyi bir performansa sahip olduğunu söyleyeyim. Sensörlerin bu kadar iyi olması da farklı bir değer çünkü bunu zaten her videoda anlatıyoruz. Melih de kendi telefon incelemelerinde anlatıyor. Sadece megapikselinin yüksek olması o telefonun daha iyi ve daha kaliteli fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Biz özellikle sensör kalitesinin de bu konuda çok fark ettiğini söylüyoruz ve burada Sony ile çalışıyor olmak bence çok önemli. Normal çekimle birlikte portre modunda da gerçekten etkileyici sonuçlar verdiğini söyleyeyim. Bunun yanında da video tarafında 4K 60fps'e kadar çekimler yapabiliyorsunuz. Şimdi geçiyorum ikinci kameraya. Burada da 50 megapiksellik bir ultra geniş açı kameramız var ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Arka tarafta ultra geniş açı kamerasında da yine Samsung'un bir sensörü kullanılıyor. Şimdi benim diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilecektir. Ben geniş açıyı normal ana kameradan çok daha fazla kullanıyorum günlük hayatımda. O yüzden hani bundan alacağım performansı çok daha iyi aktarabileceğimi düşünüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. İyi bir performansı var. Yani istediğimi alabiliyorum. Bunda problem yok ama ortamın ışığı uygun değilse, özellikle gece çekimlerinde tekrar ana kameraya yönlenebilirsiniz. Ama hani ana kamerada gece ışığı gördüm, hemen telefona yapışıp muhteşem fotoğraf çekmeliyim seviyesinde değil, bunu söyleyeyim. Yani genel olarak bu eleştirdiğim kısmında telefonun hani yapısına ve segmentine çok da anormal demeyeceğim açıkçası. Sadece şöyle bir eleştiri getirebilirim, fiyatını da göz önünde bulundurduğumda. Bu parayı verdiğim bir telefonda, hani ne bileyim bir üçüncü kamera, bir telefoto kamerası da isterdim açıkçası. Ha tabii ki yine de diğer kameraların ikna edici sonuçlar verdiğini söyleyeyim. Burada da bir vurup bir seviyormuşum gibi oldu ama yani sahip olduğu kameralar iyi bir performans
gösteriyor arkadaşlar. Sadece dediğim gibi bu fiyat bandına çıkıyorsam da bir üçüncü kamera isterdim. Bunu tekrar söyleyeyim, toparlayayım ve geçeyim ön kameraya. Burada 32 megapiksel çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası bulunuyor. Diyafram açıklığı ise f2.5. Şimdi sosyal medyada çoğu zaman kendimizi çekmek için selfie yerine işte ana kameraya dönüp aynadan falan hani kendimizi yansıtabileceğimiz fotoğraflar çekiyoruz. Hani hem daha estetik duruyor diye düşünüyoruz belki, hem de hani ana kameranın daha iyi çekim yaptığını bildiğimiz için. Ama selfie kamerasını kullanırsak da fena bir performans vermeyeceğini söyleyebilirim. Burada hani yine sizi pişman etmeyecektir. Genel yorumu sorarsanız da ön kamera için, yani orta üst seviye bir Android telefonun kamerası olduğunu söyleyebilirim. Bunun yeterli bir fikir yaratacağını düşünüyorum sizde. Bunun yanında video tarafında 1080p 60 fps çekimler yapabiliyor. Yani bence gayet yeterli. Bu arada ön kameradaki sensöründe Sony IMX 615 olduğunu söyleyeyim. Yine iyi bir yerdeyiz yani. Kamera tarafıyla ilgili benim şu an anlatacaklarım bu kadar. Zaten çıktılarını ekranda görüyorsunuz. Özellikle kameraya dair yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen bunu aşağıya yazın diyeyim ve ben geçiyorum ekran tarafına. Burada 6.7 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. Yani işte iPhone'ların Pro Max boyutuyla aynı yerde olduğunu söyleyebiliriz. Gayet geniş ve büyük bir ekrana sahip. Yani ben kendi adıma büyük telefon sevdiğim için benim hoşuma gidiyor ki az önce söylediğim kadınlık eleştirisi de aslında büyük telefon olmasıyla birlikte biraz daha absorbe ediliyor. Ama yok, siz küçük telefon kullanıyorsanız, küçük telefon seviyorsanız Nothing'in ne biri ne de ikisi sizin için çok da ihtiyacı yönelik olmayacaktır. İleride Nothing tabii ki daha mini telefonlar çıkarırsa sizle o zaman görüşürüz diye düşünüyorum. Bunun yanında HDR 10 Plus teknolojisine sahip, bu sayede 1 milyardan fazla rengi canlı canlı deneyimleyebiliyorsunuz. Bu da bir başka artı ama bu seviyede birçok telefonda HDR 10 Plus'ın olduğunu söyleyeyim. Hani zaten hepsinde var, telefonu övmeye çalışıyorsunuz diye bir düşüncemiz olmasın. Sadece hani diğerlerinden aşağı kalır bir yönü yok. O yüzden bunu söylüyorum. Parlaklık tarafında ise 1000 nitlik bir seviyede ama peak noktada, yani işte güneş altında falan filan da 1600 nite kadar çıkabiliyor. Bu da yine kendi segmenti için bence yeterli bir miktar. Ekran yenileme hızı ise 120 Hz arkadaşlar. Yani burada biraz daha fark yarattığını söyleyebilirim. Tabii ki fiyat bandında yine 120 Hz'lik yenileme hızına sahip telefonlar var ama birkaçını en azından burada dışarı atabiliyor. Yine genelinde siyah beyaz ağırlığa sahip bir arayüzü var. Animasyon hızları ve sadelik anlamında OnePlus'ın belki arayüzüne benzetebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok normal çünkü zaten Nothing eski bir OnePlus yöneticisi tarafından kuruldu diye biliyorum. O yüzden bu benzerlik gayet normal. Hani adam oradan ayrılırken iyi yanlarını alarak ayrılmış. Bence mantıklı olmuş. İşlemci tarafına baktığımızda ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 görüyoruz. Yani geçtiğimiz yılın en iyi işlemcilerinden birisiydi gerçekten. Bunun yanında Nothing Phone 1'e baktığımızda arkadaşlar burada Snapdragon 778 G Plus vardı. İki telefonu yan yana koyduğumuzda aslında bir yıllık değişim içinde şunu söyleyebiliyoruz. Geçen seneki telefon gerçekten hani bir fiyat performans ürünü olarak üretilmiş ama bu sene gerçekten Nothing bir amiral gemisi seviyesine çıkmaya çalışıyor. Yani geçen senenin en iyi işlemcisi yer alıyor içinde. Biz tabii hani 2023 Ekim'den baktığımızda daha iyi işlemciler olduğunu söyleyebiliriz. Yani 8 Gen 2 çıktı. İşte MediaTek Dimensity'nin 9200 Plus'ları var. Yani bunlar var. Bunlar daha iyi denebilir ama burada yine de 8 Plus Gen 1'i yabana atmamak gerek. Zirveden öyle çok da uzakta değil yani. Cihazın 8 GB'da RAM'i var baz modelinde. Bu model 128 GB depolamayla geliyor. Aynı şekilde 12 GB RAM'le 256 ve 512 GB'lık modelleri olduğunu da belirteyim. Ama bana kalırsa 256 GB orta uzun vadede son derece yeterli olacaktır. Kamerasını, işte videoları, onları bunları çok fazla kullanıyorsanız, çok aktif kullanıyorsanız iyi çekimler yapması demek iyi bir depolama alanına ihtiyacı olması anlamına geliyor. O yüzden belki 512'yi tercih edebilirsiniz ama ben hala 256 yeter diyorum ya. Ha tabii bu fiyatına göre de düşünülebilir. Çok fazla fark değilse aradaki miktar sizin için 512 de alın yani, hani kötü de olmaz. RAM ve işlemciye baktığımda gerçekten telefonun kolay kolay ısınmayacağını, donmayacağını ve çok fazla kasma falan yapmayacağını söyleyebilirim. Nothing Phone 1'in 778G Plus işlemcisi vardı. Yani bunun çok daha alt seviyesi aslında. Ama bu bile çok fazla ısınma, donma yapmıyordu. Bizim hatta Ahmet kullanıyor telefonu. Şimdi ondan çalıp getirdim buraya. Sıcak havalarda telefonu çok net bir ısınma yaptığını söyledi. Onun dışında çok aktif oyun oynuyor ama oyunlarda böyle bir dert yaşamıyormuş. O yüzden 778G bile çok ısınmıyorsa elimizde gerçekten çok daha iyi bir işlemci var. Tabii ki bu ikisini karşılaştırmak için söylemiyorum. Yani Nothing'in aslında burada ısınma, kasma falan bu işleri çözdüğünü anlıyoruz. Tabii bunun sebeplerinden birisi de %80 saf Android olması. Yani birçok marka, bildiğiniz gibi neredeyse her marka aslında kendisine özel olarak Android işletim sistemi üstüne bir arayüz ekliyor. Burada Nothing de bunu olabildiğince kısıtlı tuttuğu için çok fazla telefonu yormuyor. Bu da çok büyük bir artı diyebilirim. İsterseniz bunu bir de deneyimde görelim. Gelin telefonun hem şarjını hem sıcaklığını bir ölçelim. 15 dakika falan bir PUBG oynayalım. Ondan sonra tekrar sıcak ve şarjı görelim. Buraya gelelim.
Evet, testimiz bu şekildeydi dostlar. Nothing Phone 2'nin oyun performansını nasıl buldunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Onun dışında hangi oyunları oynarsak, hangi testleri yaparsak telefonları daha çok zorlarız. Bunu lütfen yorumlarda yazın. Ona göre testimizi yapalım, hem de daha doğru bir deneyim sunmuş olalım size. Oyun başında ve sonundaki şarj aralığını gördüğümüze göre isterseniz gelin bir de bataryadan konuşalım. Nothing Phone 2'nin içinde 4700 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Nothing Phone 1'leri bu arada 4500 vardı. Yani arada çok büyük bir fark yok ama arayüzü konusunda da, yani optimizasyonu da hallettiyseniz 4700, 4500, 4000 bile yeterli bir seviyede. Oyun testinden önce de %80 saf Android kullanıldığını söylemiştim. Yani bu da optimizasyon konusunda aslında işleri daha da kolaylaştırıyor. Ha, siz derseniz ki ben şarj edeceğim, o zaman 45 wattlık bir adaptörle hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Kutunun içinden bir adaptör çıkmıyor. Hatta bakın şöyle kutusunda göstereyim size. Bu şekilde tatlış bir kutusu var arkadaşlar. Şöyle işte Designed by Nothing diyor. Burada da şarj kablomuz ve şöyle hap şeklinde farklı tasarlıkları bir adet sim iğnemiz var. Ama oturup şimdi size sim iğnesi övemeyeceğim. Tatlı işte. Ama anlayacağınız üzere bu kalının içinde bir adet adaptör bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden adaptörü ayrıca edinmeniz gerekecek maalesef ki. Şimdi gelelim, neden bu cihazı almalıyım, neden almamalıyım sorularının cevabına. İyi yanlarından bahsedeyim. Özellikle ilk 3 yıl Android, 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemesi alacak olması büyük bir artı. Yani Nothing Phone 2'yi alırsanız uzun süre yeniliklere ayak uydurabileceğinizi söyleyebilirim. %80 saf Android olması bir başka artı. Kamera performansında ben yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında da yani tasarımı güzel arkadaşlar. Bu telefon hani aldığınızda dediğim gibi fabrikasyon bir ürün değil de özel olarak tasarlanmış farklı bir telefona sahipmişsiniz hissini yaşıyorsunuz. Bunun yanında dokunma hissi de güzel. Yani bu telefonu bir teknoloji mağazasında da bir arkadaşınızla bir yerde görürseniz alın şöyle bir ufak test edin. Yani bir alma isteği yaratıyor gerçekten, bunu söyleyebilirim. Ha, şimdi bir de abi hep artı söylüyorsun, biraz da eksilerinden bahset diyen arkadaşlara gelelim. Öncelikle büyük telefon sevmiyorsanız bu telefon maalesef size göre değil. Onun dışında 3. kamera beklentim olduğundan zaten bahsettim ve son eksiye gelirsem de asıl problemi telefonun fiyatı arkadaşlar. Nothing Phone 2 Türkiye'ye gerçekten sınırlı sayıda geldi ve 37 bin liradan satılıyor. Yani Android'in Apple'ı olmayı vaat eden bir marka için tasarım ve performans anlamında gerçekten artılar olduğunu kabul ediyorum. Ancak birçok kişi 37 bin lirayı cebinden çıkarmaya göze aldıysa bir telefon almak için aynı fiyat bandında başka telefonlara, başka markalara yönelebilir. Çünkü rakipleri gerçekten çok sıkı rakipleri var. Bunun yanında birkaç bin lira daha koyayım işte bunu alayım diye yine başka bir markaya yönelebilir. Burada Nothing'in fark yarattığı alanların sizin için değerli olması lazım. Bizim alacağımız vergisi falan eklenmiş fiyata baktığımızda 37 bin liranın 1300 küsür dolar yaptığını görüyoruz. Bu tabii ki hani bir telefon için çok fazla gibi görünse de arkadaşlar şunu da kabul etmemiz gerekiyor ki şu anki ekonomi, şu anki piyasa maalesef ki bu şekilde. Hani belki 32-33 bin olsa çok daha fazla satılırdı diye düşünüyorum. Ama bunun yanında dediğim gibi fabrikasyon bir görünüme sahip olmaması, farklı bir tasarıma sahip olması, size olabildiğince sade ve kullanışlı şekilde gelmesi, bunun yanında performans anlamında da büyük vaatleri olması Nothing Phone için alınabilecek, deneyimlenebilecek ve şans vermek için büyük bir sebep diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada benim değil, sizin yorumlarınız önemli. Siz Nothing Phone 2'yi nasıl buldunuz? Sizce alınır mı? Ya da Nothing Phone 1'i aldıysanız çoktan ve kullanıyorsanız memnun musunuz telefondan? Lütfen yorumlarda belirtin. Biz de deneyimi, daha derin deneyimi öğrenmiş olalım sizle birlikte. Videomuz sizin için faydalı olduysa da beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.